Selamlar her şeyin bir yerlisi. Maçın ardından bölümüne hoş geldiniz. Ben Baran Sönmez. Mikrofonun diğer ucunda Renç var. Sonunda şampiyonumuz belli oldu. Los Angeles Lakers Miami Heat'i 6. maçta devirdi ve şampiyonluğa uzandı. Çok önemli bir sezondu. Çok önemli bir şampiyonluktu. Houston'da gece yarısı, Madrid'de sabahın körü. Hazırsak başlayalım. Çok zor oldu ama sonunda bir şampiyonumuz var. Bubble hikayesinin de sonuna geldik böylece. Los Angeles Lakers aslında maçı başından sonuna özellikle savunmada domine etti gerçekten. Miami Heat'i ve Miami Heat'in bu seriye kadar getirdiği özgüveni tamamen sağdan sildi. Bu bölümde de savunmadan bahsedeceğiz. LeBron James'den, Anthony Davis'ten ve Lakers için bu şampiyonluğun öneminden bahsedeceğiz. Ve elbette Miami Heat'ten bahsedeceğiz. Baron'u hazırsak maçın anahtarlarıyla başlayalım. Evet, burada... Yani bir numaraya ben Lakers savunmasını yazdım. Onunla başlamak istiyorum. Çünkü öncelikle Frank Vogel'ın Dwight Howard Caruso hamlesini gördük. İlk 5 çıktı Caruso Dwight Howard yerinde ve çok yerinde çok bir hamleydi. Çok iyiydi. Yani Vogel'ın buradaki amacı en iyi dış savunmacı oyuncularıyla başlayıp Hero ve özellikle son maçta alev alan Robinson'ı yavaşlatmak, ritim bulmamasını sağlamak ve Davis'i de boyalı anlı kitlemekti. Vogel burada 3'te 3 yaptı. Üçünde de istediği hedefe ulaştı. Yani Caruso'ya bakıyoruz. Hani istatistik kağıdında çok öyle önemli işler yapmamış gibi gözüküyor ama artı 20 averajda maçın en iyisiydi. Onunla ilgili şöyle iki küçük not aldım maç içinde. Birinci çeyrekte Markif Morris'in köşeden bulduğu bomboş boşluk vardı. Alex Caruso'dan müthiş bir pick geldi burada Jay Crowder'a. Jay Crowder neye uğradığını şaşırdı. Müthiş bir hamleydi. İkinci hareketi ise Anthony Davis'in bu finallerde bu geceye kadar faul kaçırmamış Anthony Davis'in. Kaçan faulini Ben ve Jimmy Butler'ın arasından hücum reboundu zorlayıp topu dışarı çıkarttı. Lakers'ın topu oldu. Dönen topta Anthony Davis bir and one daha buldu. Böyle küçük abi, şeyler... Hücum reboundu derken Caruso'nun bu arada kendi kaçırdığı basketi tiplediği bir hücum reboundu var. O da benim hakkımda kanlardı. Evet. Yani hep böyle küçük şeylerle Caruso bu maçta çok önemli işler yaptı bence. Tabii Caruso'dan bugün neredeyse kimse konuşmayacak ama biz burada yine Caruso'nun hakkını vermek istiyoruz. Hakkını verelim. Evet. Onun dışında Anthony Davis'e bir parantez açacağız ileride ama savunmasıyla ilgili bahsedelim. Yani ilk yarıda boyalı alanı tamamen kilitledi abi. Gerçekten hem Bam'i yani Bam'i maç sonunda baktığında istatistiklerinin iyi olduğunu görüyorsun ama ilk yarıda Bam'i kilitledi ama ondan daha da önemlisi Heat'i boyalı alanı kilitledi, kapattı, kimseyi sokmadı gerçekten. Ve çok zor anlar yaşadı yani. Kim içeri girmeye çalışsa, Jimmy Butler skor bulamadı içeriden zaten çok fazla. Ve Davis'in buradaki savunmadaki önemi çok önemliydi. Ve Miami Heat de onu dışarı çekemedi. Dışarı çıkmak da istemedi Anthony Davis. O yüzden boyalı alanı çok iyi kapattı. İlk 5 maça bakıyoruz abi bu seride. Miami'nin bulduğu sayı 106.8. Şut yüzdesi %47. Üçlük yüzdesi %37 ve faul çizgisinden %88 de oynamışlar. Bu maça gel 93 sayı, saha içinden %44, üçlükten %33 ve faul çizgisinden %59. Lakers burada şampiyonluğu da çok konuşacağız, hücum silahlarını çok konuşacağız ama bence bu şampiyonluğun en önemli detayı, en önemli yönü savunması. Ve bu savunmada Frank Vogel'la başladı. Sezon başında çok tartışıldı. Ya keşke Monty Williams gelseydi Frank Vogel'dan ne olacak diye. Ama Pacers'da o gördüğümüz savunma mentalitesini bu yıldız takıma yansıttı. Ve LeBron önderliğinde, Davis önderliğinde bu takım çok iyi savunma yaptı. Burada da Frank Vogel'ı alkışlamak gerekiyor kesinlikle. Aynen kesinlikle. Bu arada Davis'in hani bu maç boyalı alanda kaldığını ve dışarı çıkmadığından bahsettik. Bunun en önemli faktörlerinden bir tanesi de hani Jim Butler savunmasını LeBron James'e ve diğer Lakers oyuncularına vermesiydi. Onlar da Jim Butler karşısında çok iyi iş yaptı bu maçta gerçekten. Senin de dediğin gibi bu maç ve şampiyonluk kesinlikle savunmayla geldi. Ve hani NBA'de senelerde değişmeyen bir motto var abi şampiyonluk için. Defense wins championships, yani şampiyonluklar savunmayla gelir. Bu maçta bunun örneğini çok net bir şekilde gördük. Biraz LeBron James'den bahsedelim. LeBron James'in mirasından bahsedelim. LeBron James'in bu şampiyonluğundan sonra konuşulacak ve söylenecek o kadar şey var ki bu hikayenin nereden başladığını tekrar hatırlatmak gerekiyor. LeBron James Los Angeles'a ilk geldiğinde işte buraya film çekmeye geldi. Medya şirketini kurmaya geldi. İşte Bronny's okul bakmaya geldi. Kazanmak için eski arzusu yok dendi. Kariyerinde belki de geçirdiği nadir büyük sakatlıklarından birini geçirip
playoff'ları belki asırlardır ilk defa kaçırdığında. İşte LeBron eski LeBron değil. Washed King. İşte burası doğuya benzemez. Ligin en iyi oyuncusu Giannis, sonra Kawhi dendi. Bu sırada LeBron sadece sessiz bir şekilde bekledi ve deli gibi çalıştı abi. 2 Ekim'de yani buradan neredeyse bir sene önce, bu da çok garip bir detay bu arada, bu sezonun bir sene sürmüş olması. Sezon başında paylaştığı bir Instagram postunda şu caption'ı var. Duyduğuma göre kimin en iyisi olduğu tartışmaları varmış. Tekrar gösterme zamanı. Hashtag Revenge Season. Ve Revenge Season'a bir bakalım şimdi. Sezon boyunca ligi domine etti. 35 yaşında o yeni sezonunda asist kralı oldu. Batı'da yapamaz dediler. Batı'yı birinci bitirdi. Ve sonra NBA tarihinde hiç görülmemiş bir format ile playoff oynamak zorunda kaldı. Ve bu noktayı bence açmak gerekiyor. Çünkü benim için 2016'da Cavaliers'ın kazandığı şampiyonluk NBA tarihindeki en zor şampiyonluktu. Yani hem karşılarındaki olan takımdan hem 3-1'den geri dönüşten o hikaye çok bambaşka bir hikayeydi. Fakat bu şampiyonluk da çok bambaşka bir zorlukta. Bu bence LeBron'un kazandığı en zor şampiyonluk bile olabilir. Ve NBA tarihinde herhangi bir oyuncunun kazandığı her şampiyonluktan çok daha zor. Ve hani bu şampiyonluğun LeBron'un en kolay kazandığı şampiyonluk olduğunu söyleyenlerin oyuncu mentalitesinden hiçbir şey anlamıyor demektir. Bunun en zor şampiyonluk olduğunu ben söylemiyorum arkadaşlar. Bunu oyuncuların kendisi söylüyor. Bu yüzden hani kulak vermemiz gerekiyor biraz. Giannis ve Kevin Durant sezon bubble başında bunları söyledi. Bu şampiyonlukta bir asterisk kesinlikle olmalı. Çünkü NBA tarihinin en zor şampiyonluğu olacak dedi. Ron Artest, hani ve neler neler görmüş Ron Artest yani. Bütün zorlukları yaşamış bir oyuncu olarak söylüyorum. Bu tarihin en zor başarısı dedi birkaç gün önce. Ve aslında nedenleri de çok açık. O nedenlere bir bakalım bir de. 35 yaşındaki LeBron sezon iptal olduğunda ilk şu açıklama yapmıştı abi. Benim yaşımda biri için hani bu kadar bu seviyeye geldikten sonra, çünkü hakikaten yine MVP seviyesinde oynuyordu sezon durmadan önce, durup tekrar başlamak çok zor dedi. Çünkü gerçekten 35 yaşındaki bir atlet için bu kadar intens bir seviyede spor yapıp sonra durup tekrar başlamak gerçekten çok zor. Yani 35 yaşındaki LeBron için 25 yaşındaki Giannis'in dönmesinden çok daha zordu dönmesi. Ve ligin başlayıp başlamayacağını bilmeden 4 ay geçti. Ve bu 4 ay boyunca LeBron dahil tüm oyuncular için geçerli bu. Hiçbiri disiplini bırakmadan çalışmak zorunda kaldılar. Bütün oyuncular için çok zordu. Yani sadece LeBron için değil, bütün oyuncular için çok zordu. LeBron'un ayrıca ne kadar büyük bir aile adamı olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bubble'da gerçekten çok zor bir ortamdı. Ailesiz, desteksiz, hani yakınsız, sadece takım arkadaşları, sadece basketbol, başka hiçbir şey yok. Paul George'un açıklamanı unutmamak gerekiyor. Onları gerçekten unutmamak gerekiyor. Bubble'daki hayatı yüzünden depresyona girdiğini açıklamıştı. Gerçekten mental olarak çok zor bir ortam Bubble. Bunların üzerine bir de basketbol kısmından sonra Amerika'da yaşanan sosyal olaylar var. Hani Black Lives Matter protestoları ve LeBron'un ne kadar büyük bir aktivist olduğunu da biliyoruz. Bu kadar fazla odaklanması gereken şey varken mental olarak şampiyonluğa kilitlenmek ne kadar zor bir şey abi. Sonra playoff'ların hani bir ara durdu tekrar playoff'lar. Boykot edildi. Miami, Milwaukee Bucks maça çıkmadı. Oyuncular toplandı. Biz gidiyoruz falan dediler. Bunların hepsi yani yine kapanıp gidiyordu her şey. Ve bunun üzerine bütün hepsini geçtim. Ev sahibi avantajı olmadan şampiyonluğa ulaşmak nedir abi? Yani şu zamana kadar yaşanan şampiyonluklardaki playoff'lar serüvenlerindeki ev sahibi avantajının getirdiği önemi düşünün. Ve bu bubble'da hiç öyle bir şey yoktu. Yani sadece bir Lakers logosu konuyor oraya. Hani finallerde o Lakers logosu bile konmadı. Ve şöyle bir güzel bir detay var LeBron'la ilgili. Ligin tepesinde olan bütün takımların bubble'da tek tek dağıldığını gördük. Yani Milwaukee Bucks dağıldı, Los Angeles Clippers dağıldı. Lakers ayakta kaldı. Neden? Çünkü lideri ayakta kaldı. Böyle bir mental güç olamaz abi. Benim için işte bu nedenlerden dolayı LeBron James'in bu şampiyonluğu onun için ve basketbol tarihi için çok özel bir yeri var. LeBron 4. şampiyonluğuna uzandı. Sayısız playoff rekoru, sayısız finaller rekoru kırdı. Yürüyen bir tarihi NBA kitabı sanki. Daha önce söylediğim gibi yani seversiniz, sevmezsiniz, GOAT olduğunu düşünürsünüz, düşünmezsiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Fakat şansınız varken izlememezlik etmeyin. Şansınız varken takdir etmemezlik etmeyin. Evet abi, yani burada senin de dediğin gibi hani LeBron'un negatif, yani her oyuncunun negatif yerini ararsan bulursun sonuç olarak, ama LeBron gerçekten saygıyla izlediğimiz, yani izlemekten keyif aldığımız taraflı evet, tarafsız müthiş bir oyuncu. O yüzden negatiflerine değil daha pozitiflerine yoğunlaşıp yaptığı başarıları gerçekten ayakta alkışlamamız gerekiyor. Alkış demişken burada
Miami'ye büyük alkışlar gidiyor. Burada Miami'yi alkışlamak da bana düşüyor biraz. Yani müthiş bir performans gördük Miami Heat'ten takım olarak. Kimsenin beklemediği bir aşama kaydettiler playofflar boyunca. Hep ya Miami işte bu seriyi atladı ama önümüzdeki seride şansları çok olmaz. Sırada o var, onu da yenemeyecekler. Ama hep böyle kendilerine karşı gelenleri devirip devirip tur atlamaya devam ettiler. Miami Heat buradan takım olarak çok iyiydi gerçekten. Bu kadar dezavantajlı çıktıkları bir Lakers seviyesinde, underdog gözüklü bir seviyede daha en baştan hem Bam'i hem Dragic'i kaybettiler. Bu kayıplardan sonra iki maç kazanmak gerçekten büyük bir başarı. Çok büyük bir başarı. Bu seride Jimmy Butler'ın yaptıkları da gerçekten inanılmaz. Özellikle üçüncü maçta oynadığı o Herkül vari performansı yani hiçbir zaman unutmayacağız. Jimmy Butler dediğinde şu an benim aklıma gelen ilk şey şu an ve 10 sene sonra da aynı maç olacak büyük ihtimalle. Mükemmel bir performans gördük. Yani bir 40 sayıyla triple-double yaptı, bir 35 sayıyla triple-double yaptı. Ama burada sırf Jimmy Butler'ı alkışlamıyoruz. Miami Heat müthiş bir takım oldu, derin bir takım oldu ve herkes rolünü çok iyi bir şekilde oynadı. Yani burada şöyle önemli bir laf vardır. Hani süperstar olmaya çalışma ama rolünün starı olmaya çalış diye. Ve burada her oyuncu rolünü çok iyi bir yıldızlıkla yaptı. Baktığımızda Goran Dragic sakat sakat oynadı bugün. Spor maç sonunda dedi, yani Dragic'in bugün oynamaması bile gerekiyor dedi. Bana ilk maçta sakatlığı maçtan sonra sabaha karşı 4'te benden ümidini kesme koç. Bana bir şans ver. Ben bir şekilde bu seriye dönmeye çalışacağım dedi. Ve Spo da ona bu şansı verdi. Kesinlikle. Ondan sonra Bam'e bakıyoruz. İki maç kaçırdı sonra döndü. Yani kesinlikle %100'üne yakın değil. Ama canla başla oynuyor. Ondan sonra ligin en iyi şütörler listesine giren bu sezon. Ama ondan önce üniversitede D3 üçüncü üniversite kategorisinden başlayıp birinci üniversiteye yükselen sonra draft edilmeyen ancak yine kanla başla terle her şeyle çalışıp üçlükte inanılmaz bir silah haline gelen Duncan Robinson. Baktığında finallerin en genç oyuncusu ilk 5 çıkan Tyler Hero. Müthiş bir takım ve müthiş bir Miami kültürü. Jimmy'nin maç sonunda söylediklerinde katılmamak elde değil. Ben finallere aitim dedi ve takım olarak buraya geri geleceğimize eminim dedi. Yani ona katılmamak elde değil. Bu özgüven, bu takım oyunu, bu yılmazlık, bu savunma hırsı adına belki de en büyük alkışı hak eden de Coach Spo. Kesinlikle. Yani maç sonunda Coach Spo'yu herkes büyük ihtimalle gördü, görmediyseniz de izleyin. Yani bir 30 saniye konuşmaya başlayamadı, gözleri doldu. Yani canın sağ olsun Spo. Yani bu takım playofflarda herkesin kalbini kazandı. Ve herkesten de alkışları topladı. Helal olsun Miami Heat diyoruz. %100 katılıyorum abi ve Jimmy Butler, Miami Heat ve Coach Spo için belki hani en iyi özet Coach Spo'nun bir önceki maç yaptığı, sonrası yaptığı maç maç sonrası yaptığı açıklama var. O Jimmy Butler'ın tükendiği bir kare var ya hani o bench'in yaslandı. Aynen yaslandı pot altına. O kareyle ilgili şunu söylüyor. Bu kare bir oyuncunun şampiyon olmadan ki şampiyon resmi diye. Yani gerçekten Miami Heat ve Jimmy Butler bu finallerde şampiyon olmadılar. Ama şampiyon olmuş kadar omuzları yukarıda, çeneleri dik bir şekilde çıkıyorlar. Hepimizin takdirini kazandılar. Yani gönüllerin şampiyonu oldular bile diyebiliriz Jimmy Butler için özellikle. Senin de dediğin gibi Jimmy Butler'ın artık kariyeri ve mirası tamamen değişti bu playofflardan sonra. Ki bence Jimmy Butler için en önemli noktalardan biri bu. Coach Spo Miami Heat'te kariyerinin sonuna kadar kalmaya devam edecek ve Miami kültürü hiçbir şekilde değişmeyecek. Yine her zaman kazanmaya oynayacaklar. Ve şöyle de güzel bir şey var. Geçtiğimiz günlerde Kevin O'Connor The Ringer'dan da açıklama yaptı. Miami Heat bu yansıttığı kazanma kültürüyle sadece bizden değil oyunculardan da büyük bir takdir toplamış durumda. Ve şampiyonluk kazanmak isteyen artık süperstarlar, boşta olan yıldızlar Miami Heat'e gitmeyi tercih ediyor. Önemli. Bu da işte aynen. Bu da işte bu playoff serüveninin Miami Heat'e kattığı çok önemli ve çok büyük bir detay. Miami Heat'ten sonra biraz da Lakers hakkında konuşalım. Anthony Davis'ten bahsedelim. Çünkü o da artık bir şampiyon. Anthony Davis'e bu playoff'larda yaptıkları, bu finallerde yaptıkları için kocaman bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü onun da kendine çok has bir hikayesi var artık. Pelicans Lakers takasından sonra hani çok konuşuldu abi. Anthony Davis için bu kadar şey verilir mi? Hani bu kadar genç bu kadar pik verilir mi diye.
benim aklımda tek bir şüphe yoktu. Senin aklında da tek bir şüphe yoktu. Çünkü hepimiz LeBron James'i tamamlayan en iyi oyuncunun Anthony Davis olacağını çok iyi biliyorduk. Fakat aklına şüphesi olanlarda tamamen içi rahat edebilir artık. Çünkü Davis artık resmi olarak bir şampiyon ve resmi olarak bir canavar. Şöyle bir playofflara baktığımızda hani Blazers'a karşı zaten çok dominanttı. Small Ball Rockets'a karşı yine dominanttı. Nuggets'a karşı belki playoff tarihinin ikonik son saniye basketlerinden bir tanesini attı ve o serinin gidişatını tamamen değiştirdi. Finallerde ise tek kelimeyle muazzamdı abi. Muazzamdı. Biz her zaman 50-40-90 kulübünden bahsederiz. Hani büyük storylerin en derinli oyuncuların katılabildiği %50 saha içi isabet, %43'lük, %90 serbest dışı isabet kulübü. Davis finallerde %57 saha içi isabetli, %42 üçlük ve %94 serbest atışıyla duyulmamış. oynadı. Yani hiç duyulmamış rakamlar gerçekten finallerde yakalanan. Bunun üzerine tabii 25 sayı 10.7 rebound ortalamaları tutturdu ve tabii bunları yaparken savunmanın bel kemiğiydi. Yani Davis'i işte unicorn yapan, unicorn yani bambaşka bir gezegenden biri yapan, hücumda bu kadar verimli, hücumda bu kadar üretken olurken savunmada nasıl böyle bir canavar olabiliyorsun? Potu altını nasıl tamamen karartabiliyorsun? Hücumda bu kadar verimliyken kendini oradan oraya attı. Senin de dediğin gibi hani Bam Adebayo ya da kim gelirse artık karşısında playofflar boyunca tamamen karartı pot altını. Onun bir süperstardan bir şampiyona evrimini izlemek büyük keyifti gerçekten. Bu kadar baskı altında kırılmaması, bütün gözler üzerindeyken bu performansı sergilemesi bu anlar içinde olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Anthony Davis'in ona da buradan selamlar olsun. Evet, sakat olduğunda oynadığında hatırlatmamız gerekiyor son maçta sakatlığının nüksettiğini. Ona rağmen çok iyi bir performans gördük. Maçın adamı, serinin adamına geçelim. LeBron Aynen. James bu maçta 28 sayı, 20'de 13 isabet, 14 rebound, 10 asist, 41 dakika artı 18 averaj. Yani baştan sona çok agresif, çok dominant bir LeBron gördük bu maçta. Finaller MVP'si sonuna kadar hak etti. Yani hep daha o ilk çeyrekte ilk 3 şutu Anthony Davis kullandı. Ama sonrasında 2 tane üst üste smash gördük LeBron James'ten ve bütün maç boyunca o agresifliğini gördük. Hep potaya gitti, hep saldırdı, hep o savunmayı deldi geçti. Ve 4. şampiyonluğuna ulaştı. 4. finaller MVP ödülünü de aldı. LeBron böylelikle NBA tarihinde 3 farklı takımla finaller MVP'si olan tek oyuncu oldu. Finaller tarihinde 11. triple double'una ulaştı. Burada ikinci sırada Magic Johnson var. 8 triple double'la. 10. finaline çıkıyor abi LeBron James. Ve 10. finalinde 55 maç oynadı. Sadece finallerde bak. Sadece finallerde 55 maç. Playoff'ların genelinde baktığında 260 maç usta. 260 maç ne demek? Yani 3 normal sezonun toplamından bile daha fazla Daha playoff fazla maçı aynen. oynadı Ve sıfır LeBron maç James. kaçırdı. Böyle bir şey Ve olamaz. evet, Yapan sıfır hiç maç kaçırdığı maç kazırdı. yok. İnanılmaz gerçekten. Finaller tarihine genel olarak baktığında sayı, asist, top çalmada ikinci, reboundlarda dördüncü. NBA tarihinde üç farklı takımla şampiyonluk kazanan sadece dört oyuncu var. Birinci Big Shot Bob, Robert Horry, John Sally, LeBron James ve son günlerde kulaklarını çınlattığımız Danny Green böylelikle şampiyon oldu. Ve bu playofflara bakıyoruz. Bu playofflarda kapanma serisi dediğimiz, kapanma maçı dediğimiz maçlarda LeBron James 34 sayı, 13 rebound, 9 asist, %64 saha içi, %46 üçlük. Finallere baktığımızda geneline 29.8 sayı, 11.8 rebound, 8.5 asist, %59 saha içi, %42 üçlük. Yani muhteşem bir dominasyon kraldan. Gerçekten çok iyi oynadı, çok dominanttı. Baştan sona inanılmaz bir senfoni izletti bize ve çok hak ettiği dördüncü yüzüğüne de ulaştı. Ve baktığımızda da yaş da neredeyse 36 ama LeBron James'de hiçbir yavaşlama yok. Helal olsun krala diyoruz. Aynen dediğin gibi LeBron James'le ilgili en ilginç noktalardan biri hakikaten hiç yavaşlamaya niyeti yok yani. 36 yaşında yine hala ligin en iyi oyuncusu olmak duyulmamış bir olay. Maçtan sonra da çok net bir açıklama yaptı. Yani tarihi açıklamalardan biriydi NBA finallerinde olan. İşte Lakers organizasyonuna saygı göstermemiz gerekiyor. Koça saygı göstermemiz gerekiyor. Rob Pelinka'ya saygı göstermemiz gerekiyor falan diye açıklama yaptı. Sonunda da Ama en önemlisi I want my damn respect too dedi. Yani benim de bana da hak edilen saygı gösterme zamanınız geldi dedi. Kesinlikle öyle. X Factor'a geçmeden önce Danny Green'den bahsettim. Danny Green'le ilgili ufak pencere açalım. O da yine şampiyonluğuna ulaştı.
Ve hani son maçtan sonra çok eleştiri aldı. Eşinin ölüm tehditleri aldığından da bahsetti. Hani çok çalkantılı zamanlar gerçekten bir oyuncunun geçirmesi için. Eğer o şutu tekrar atabilseydim, o pozisyonu tekrar bulabilseydim, bunlar için her şeyi verirdim o şutu kullanmak için dedi. Ve bu maç işte profesyonel olmak böyle bir şey abi. Bunun hepsini bir kenara bırakıp mental olarak sahaya çıktı. Tak tak. Çok, çok da net oynadı gerçekten bu maç. Bu da işte hani genç basketbolculara, basketbolcu olmak isteyenlere ya da hayatınızda herhangi bir noktaya gelmek isteyenlerde zor bir şeyle karşılaştığınızda tekrar ayağa kalkıp savaşmak gerekiyor. Danny Green de bunu yaptı. Bunun bir örneği Dwight Howard'da mesela aynı şekilde. Onun bu maç için değil, kariyeri için böyle bir olay var. O da hatta J.R. Smith tabii maçtan sonra hemen Çürt. Instagram Live'a düştüğü için Dwight Howard da orada bir açıklama yaptı Instagram Live'dan. Hani hayatınız boyunca zorluklarla karşılaştığınızda sizden ümit kesildiğinde hiçbir zaman pes etmeyin. Tekrar savaşın ve gücünüzü toplayın. Sonunda başaracaksınız dedi. Gerçekten muazzam hikayeler yazan isimler. Tabii muazzam yazan hikayeler yazan isimlerden bahsederken bu adamdan bahsetmeden geçemeyeceğiz. Rajan Rondo, X faktörümüz. 18 sayı, 4 asist, 4 rebound, 11'de 8 isabet, 4'te 3 üçlük. Yani Şutör resitaldi bu maç. Rajan Rondo resitaliydi. Ve bu maçın değil aslında Lakers için şampiyonun en büyük X faktörüydü bence. Big 3'nin üçüncüsü. Aynen sahada olduğu her saniye müthiş konsantreydi Rajan Rondo. LeBron'un üzerinden oyun kurma konusunda çok büyük yük aldı. Bench'ten sahaya adım attığı anda abi takım sanki böyle bir restart edilmiş gibi bambaşka bir enerjiye biniyor Rajan Rondo sahaya girdiğinde. İlginç bir olaya da imza attı. Ezeli rekabette tarih yazan tek isim. Hem Celtics hem Lakers formasıyla şampiyonluk kazandı. Ya özellikle bu playofflarda hani isminin önüne playoff konup hani bir şeyler yaptırmaya çalışan çok isim gördük. İşte playoff George, playoff X, playoff Y. Playoff Yani playoff P. Onu bir de playofflarda görün falan. Hepsi tek tek döküldü. Tek gerçek varmış. Playoff Rondo hakikaten bambaşka bir gerçek. Herkes Rondo'yu unutmuştu işte. Dwight Howard'dan, Danny Green'den bahsettik. Herkes Rondo'yu da unutmuştu. Herkes ondan vazgeçmişti. O da yaptığı röportajlarda aslında hani emekliye ayrılmaya bile karar verdiğini açıkladı bir noktada. Fakat şu an kendisi yine bir şampiyon. Ve şampiyon olan takımda aşırı değerli bir parça. Onun da hikayesi gerçekten muazzam. Helal olsun hocam onları. Abi burada yani Rondo ile ilgili şu da çok önemli. Hani bir oyuncunun bir takıma uyması kadar bir takımın da bir oyuncuya uyması çok önemli. Burada Jimmy Butler'ı gördük. Ne kadar önemli olduğunu. Bu Heat kültürünün, Heat Bubble'ının onun için ne kadar önemli olduğunu. Rondo'da da aynı şeyi gördük burada Lakers'da. Böylelikle maçın ardından bölümümüzün sonuna geldik. Sezonun sonuna geldik maçın ardından için. Bizim için gerçekten çok keyifli bir konsept oldu bu. Umarız sizin için de keyifli olmuştur izlemesi. Bizim için çekmesi gerçekten çok keyifliydi. Ranch'le uykusuz geceler geçirdik gerçekten. Ve umarız ev herkesin hoşuna gitmiştir. Ranch sen ne diyorsun abi? Dediklerine %100 katılıyorum Barani. Playoff'lar boyunca bizi ilgiyle takip eden herkese çok teşekkür ederiz. Playoff'larda tam 28 maçın ardından bölüm çekmişiz. Her sabah NBA'yi ilk yorumlayan kadro olarak karşınızda olmaya çalıştık. Bu süre boyunca çok güzel mesajlar aldık. Çok güzel bir destek verdiniz bize. Yani bir her şey NBA ailesinin gerçekten yaratıldığını maçın ardından programında hissettik. Yorumlara bıraktığınız yorumların hepsini tek tek okuyoruz. Hem Baron okuyor hem ben okuyorum. Emin olabilirsiniz bundan. Playoff'lar bitti, finaller bitti, şampiyonumuz var ama bize verdiğiniz destek ile her şey NBA hız kesmeden devam edecek. Farklı, özgün ve yepyeni içeriklerle, farklı video kurgularıyla karşınızda olmaya her hafta devam edeceğiz. Ve sizlerin desteğiyle çok daha güzel yerlere geleceğiz. Çok daha fazla büyüyeceğiz. Herkese çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sevgiler.